Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine güzel, yepyeni, dop dolu bir videoyla beraberiz. Evet, bugün 4 tane yapay zeka örneğini sizinle paylaşacağım. Ve eğer akademisyensiniz, akademik basamakları yavaş yavaş tırmanıyorsanız... ...bu yapay zekalar hızlanmanızı da sağlayabilir. Lütfen bu yapay zeka programlarını kullandıktan sonra eksisi olabilir, artısı olabilir. Yorumlarınızı lütfen paylaşın. Bu videonun altına yorumlarınızı yazın ki biz de sizlerin tecrübelerinden yararlanalım. Çünkü neden bu yapay zeka teknolojisi yeni yeni çıkan bir şey. E bizler de yeni öğreniyoruz. Öğrendikçe sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ne kadar çok kişi yorum ve görüşlerini bildirirse o kadar çok iyi olur. Yalnız şunu unutmayın, daha önce de söylediğim gibi bu yapay zekalar bizlere ilk adımı attıracak. Yani ilk adımı atmakta eğer tereddüt ediyorsanız bunu kolaylaştıracak araçlardır ya da taslak scaffold dediğimiz iskeleti oluşturacak araçlardır. İskeleti oluşturduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gidecektir. Evet isterseniz gelin bu yapay zekalara bir göz atalım. <laughs> Evet arkadaşlar ilk size bahsetmek istediğim yapay zeka Goblins 2.tools yapay zekası. Linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lütfen o açıklama kısmına yazın. Bu çok güzel bir yapay zeka. Benim çok hoşuma gitti. Neden diyeceksiniz? Ona bir konu veriyorsunuz ve o konuyu sizin için başından sonuna doğru adım adım neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Bakın örneğin mesela gelin bilgisayarımda da göstereyim sizlere. Mesela Ph.D. ne yazayım? Complete yazayım. Yani Ph.D. tamamlama, doktora tamamlama yazıyorum. Ve şuradaki biberleri görüyor musunuz? Biberleri sağa veya sola çevirebilirsiniz. Bu biberler çoğaldıkça basamaklar daha ayrıntılı, daha çok basamak veriyor. Azalttıkça daha az basamak veriyor. Evet, verelim ve artıya basalım. Şöyle evet Ph.D. complete. Şurada gördüğünüz yere bastığınız zaman birazcık bekliyorsunuz. Sizin için bu basamakları ayırıyor. Bakın şimdi görelim hangi basamakları ayıracak bizim PhD tamamlamamız ile ilgili. Ben İngilizce yazdım. Türkçe oluyor mu? Oluyor. Birazdan onu da yazacağım. Evet bakın basamaklar bunlar. Gördüğünüz gibi ilk önce research topini bul diyor. Çok güzel. Aynen öyle. Sonra literatür tara diyor. Sonra bakın yani boşlukları bulacağız değil mi? gap diyor ya çalışmadaki boşlukları yani literatürdeki boşlukları belirle diyor. Aynı benim daha önce anlattığım şeyleri burada adım adım yazmış. Ve çok çok detaylı yazıyor ve harika. Dolayısıyla ilk adımı atmada tereddüt çeken arkadaşlar bu programı kullanın bakın. İlk makale yazmada nereden başlayacağım? Kullan. Yaz, sana söylesin. Tez yazmada nereden başlayacağım? Yaz, sana söylesin. Harika bir yapay zeka. Programlama için, planlama için çok çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ha Türkçe oluyor mu? Evet Türkçe de oluyor. İsterseniz bunu yerine Türkçesini de yapabilirsiniz. İsterseniz bunlardan bir kısmı size ihtiyaç değilse şuradaki çöp şeyine basıp siliyorsunuz. Bakın ilk işaretliyorsunuz sonra çöpe basıp siliyorsunuz. E, ve bakın şurada estimate dediği şeyler 2 saatmiş. Mesela bu sizin 2 saatlik vaktinizi alacak diyor. Hepsine tek tek bakabilirsiniz. Bakın bu 28 gün vaktimizi alacakmış bu 2 saat. Yani bu yapay zeka tabii ki kendindeki verilere göre burada gün ve saatler veriliyor. Böyle mesela konuyu bulma 28 gün yani neredeyse bir ayınızı alır diyor. Toplamına da bakacağım birazdan. Bunlara tek tek baktığınız gibi bu edit de yapabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi buradaki e, verdiği seçenekler üzerinde beğenmediğiniz de olursa onları editleyebilirsiniz. Evet toplam PhD ne kadar sürecek ben onu merak ediyorum ona da bakacağım şimdi. Evet gelin ona bakalım. Estimate diyelim. Toplam PhD'ye bakıyoruz. Tabii bu biraz sürecek, zaman alacak. Çünkü hepsini hesaplıyor şu anda. Tekrar basmama gerek yok aslında ama bastım. Evet 5 yıl 285 günde de evet iyi bir PhD için 5 yıl. Ben hep de söylerim. Doktora, iyi bir doktora yapmak istiyorsanız 5 yılınızı vermeniz lazım. Evet, gerçekten harika bir şey. Benim çok çok hoşuma gitti. Size de tavsiye edelim. Kullanın, planlamak istediğiniz. Dedim diyor bu tez olabilir. Veya doktora, bakın doktora tamamlama yazıyorum. Türkçe de yazabilirsiniz. Biberleri birazcık kısayım bu sefer. Daha az yapayım. Tabii buna göre rakamlar değişecektir. Verci örnek değişecektir. Ve evet, hadi bakalım yap diyelim. Şuradan basıyorum. Bir saniye. Evet, şimdi bakalım. Ha, 7 yıl dedi bu arada estimate dedim 7 yıl bu sefer uzattı doktorayı. E, şimdi bakalım basamak basamak bize ne önerecek magic to do. Ve bu sitenin linkini dediğim gibi aşağıda lütfen kullanın. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızda yazın ki biz de sizin tecrübelerinizden yararlanalım. Bakın geldi arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kaynakları araştırın ve çalışma alanınızla ilgili doktor programı hakkında bilgi edinin. Çok güzel. Ama bakın bu şeyden başlattı. Türkiye'deki doktoraya başlamak için e, doktoru programlarını bilmeniz gerekiyor ki ilk önce onlara bakın diyor. Ondan sonra programların gereksinimlerine bakın. Ve başvuruyu öğrenmek için üniversitelerin web sitelerine ziyaret edin. Başvuru için gerekli bilgileri toplayın. Bakın adım adım. Adım adım ne isteniyorsa onu söylüyor. Sağ tarafta da estimate'lere bastığınız zaman ne kadar süre sizin vaktinizde alacak onları göreceksiniz. Kimisi 2 saat, kimisi 14 gün, kimisi 1 saat. İşte buradaki adım adım şeylere göre değişiyor. Ve harika bir site olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde en azından planlamanızı yaparsınız. Planlamanızı yaptığınız zaman zaten olaya başlamanız çok daha rahat olur. İlk adım atmak dedim ya çok önemlidir. İlk adım attıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ama ilk adım atmakta zorlanıyorsanız kesinlikle bu yapay zeka sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Bakın aynı zamanda şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Mesela test, new, sistem değil de stromal vasküler fraksiyon devices diyelim. Device diyelim. Yani bir cihaz zı test etmek istiyorum. Neyi stromal vasküler fraksiyon yapan bir cihazı test etmek istiyorum. Bunun için biberleri biraz ileri eteyim. Ne hani nereden başlamam lazım? Onları bir bana söyleyecek. Ben bir şeyi test etmek istiyorum. Cihazlar var. O zaman bakın bekleyelim. Evet bekliyoruz şu anda. Bu yapay zeka verileri topluyor ve bakın çok güzel adım adım. Research Available Stomal Vascular Fraction Device. İlk önce hala hazırdaki stomal vascular fraksiyon cihazları bul diyor. Ondan sonra onların hakkında bakın create a short list. Yani bunları listele diyor. O, ya harika. Hepsini söylüyor. Yani uygun metotlarla bunları test et diyor. Yani hücrelerine dahi test ediyor. Onları bile anlatıyor. Yani nasıl bunları birbirleriyle karşılaştırırım. Onun hakkında adım adım bana veriler vermiş. Bu çok harika bir şey arkadaşlar. Gerçekten yani planlama için, programlama için bence birebir çok güzel bir yapay zeka. Tabii ki kendini geliştirecektir. Şu andakinden çok daha güzel olacaktır. Bunların hepsi biliyorsunuz. Birer bir prototip. Ama bence güzel prototip olduğunu düşünüyorum. Bakın saatlerini de yazmış. Ha işte bir tanesi 4 gün 8 saatte ben bu işlemi bitiririm. Evet arkadaşlar diğer yapay zekaya geçiyorum. Diğer yapay zekamız içe tom.app Buna girişte, web sayfaya girişte kullanıcı isim istiyor. Kayıt olmanız gerekiyor. İsterseniz Google veya Apple ID'niz varsa bunlarla da kayıt olabilirsiniz. Ben Google... Gmail'imde kaydoldum ve girişini yapıyorum. Girişini yaptıktan sonra sağ üst köşede create diye bir buton çıkıyor arkadaşlar. Bakın gördünüz sağ üst köşede create diye bir butonu. Evet burada. Şimdi bu buton çıktıktan sonra buraya basıyorsunuz. Bu bunun güzelliği arkadaşlar bu aplikasyonun. ...sizin slide oluşturmanızda yardımcı oluyor ve... ...konuyu da aslında vermeniz yeterli. Bakın... ...ben burada mesela... ...burada birçok seçenek var bu arada. Ben burada mesela create presentation diyorum... ...ve buraya bir konu yazıyorum. Diyorum ki mesela... ...hyaluronic... ...acid... ...and pulmonary hypertension. Bak, konum bu. Genelde bunun üzerinde çalıştığım için bu örneği veriyorum. Ve tamam dedikten sonra bakın generating diyor. Harika. Bir başlık belirliyor. Ondan sonra adım adım bölüm bölüm hangi şeyleri anlatmam gerektiğini bana söylüyor ve açıklamalarını da kendi yapıyor. Bakın bu başlıkları revize edebilirsiniz. Silebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Siz daha zenginleştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şu butona basıyorum ve bakın bu benim başlığım. Bu içerik, slaytların içeriği her slaytta olduğu gibi. Bakın ilk önce ne diyor? bizim e, hironic asit ve pulmoner hipertansiyon olduğu için ilk önce hironic asitten bahsetmesi lazım sonra pulmoner hipertansiyondan sonra ikisinin birleşiminden ve en sonunda da conclusion. Bakın başlığımız bu. Hemen arkasındaki slayta bakıyorum. Bu genel yapısı sunumun yapısı. Sizin de sunumunuzda olması gereken. Ve ondan sonra bakın hironic asit nedir? Gördünüz mü? Harika. Yana bir şekil koymuş ama genelde absürt şekiller oluyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz buradan. İsterseniz Buraya bir şeyler yazabilirsiniz yani anahtar kelimeleri ve sizin için yeni şekli bulabilir. Fakat ben mesela hiyonik asit yazsam eminim ki bulamayacaktır. Zannetmiyorum ki onunla ilgili olsunuz. Kaldırabilirsiniz de şekli veya ekleyebilirsiniz de. mesela burada da pulmoner hipertansiyon diyor ama ben burada mesela daha damar veya ne bileyim bir akciğer resmi olan bir şekil daha hoşuma giderdi benim. Bakın buraya basarsanız buraya ben hiyolen desem demin dediğim gibi bir şey göremeyeceğim ama pulmoner desem evet bak burada güzel bir fotoğraf çıktı bunu kullanabilirim. Kendi konunuzla ilgili fotoğrafı seçip buraya koyabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar size fikir veriyor. Ondan sonra alın bunu PowerPoint'te uygulayın. Fontlar belli, içerik belli, resim belli. Çok rahatlıkla bunu PowerPoint'te da kullanabilirsiniz. Eğer bunun pro versiyonunu yaparsanız PDF'e de çevir, kendiniz de uygulayabilirsiniz. Bakın buraya yeni bir şekil de ekleyebilirim. Yeni şekil ekleyeceğim mesela. Bakalım ne çıkacak? Buraya yeni bir sıfırdan bir şekil eklemeyi düşünüyorum. Mesela buraya heaven dediğim zaman genelde güzellikle ilgili şeyler gelir. Evet öyle geldi. Neden? Çünkü hyaluronik asit işte anti aging için kullanıldığı için ben bunu istemiyorum. Daha çok blood vessel diyelim ben buna. Daha güzel olur. Hani buraya pulmoner hipertansiyonu en güzel blood vessel, kan damarları ve akciğer e, temsil eder. Bakalım onunla ilgili bir şey gelecek mi? Bu yapay zeka oluşturduğu için bu resimler de orijinal oluyor. Ve evet bakın şu çok güzel. Akciğere de benziyor. Harika. Hemen Şuradakini sileyim. Evet. Ve çok güzel. Evet. Harika bir slayt oldu. İçerik de. Şimdi içeriğini detaylı okumuyorum ama içeriğine baktım. İçerik de çok harika. Çok güzel hazırlıyor. Dediğim gibi en azından size fikir verir. Ha, Türkçesini de deneyebilirsiniz. Olmadı. Alın bunu Türkçeye çevirin. Öyle PowerPoint hazırlayın. Yerlerini, şekillerini değiştirebilirsiniz. Çok güzel bir aplikasyon olduğunu düşünüyorum. Lütfen bunu da kullanın ve eksisi artısı neyse yorum olarak yazın tartışalım. Sizden gelen feedback'lerle biz de bunların kullanıp kullanılmayacağı konusunda daha da fikir sahibi olabiliriz. Çünkü rutin olarak kullanmıyoruz sonuçta. Evet bir başka özelliği ise bunun mesela daha önceki bir makale var. Bunu tanıtmak istiyorsunuz. Teksi kopyalayabilirsiniz. Bakın makaleden benim daha önceki bir makalem bu text'i kopyalıyorum. Ben bunu sunum haline getirmek istiyorum diyelim. Bakın burada bu sefer teksti seçeceksiniz. Evet. Bu text'i buraya copy paste yapıyorum ve generate diyorum. Generate dedikten sonra text'e göre yine kendisi bölümlere ayırıyor ve slaytları hazırlıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi şimdi çalışıyor, üzerinde çalışıyor. Evet, slaytlara ayırmış durumda <laughs> ve her paragrafta başka bir slayt ayırdı. Çok güzel oldu. Dediğim gibi burada revize edebilirsiniz. İstemediğiniz yerler olur, istediğiniz yerler olur. Bu sizin artık hem sunumunuza hem de zevkinize bağlı. Onları siz karar vereceksiniz. Bakın burada tekrar bir revize yap diyorum. Çok güzel. Bu Birinci slide biliyorsunuz her zaman bütün sunumun içeriğini alıyor. Bakın başlık harika başlığı koydu. Bütün sunumun içeriği. Introduction metodoloji, bulgular ve conclusion kısmını ekledi. Siz buraya isterseniz fotoğraf eklersiniz. Yaz yani dediğim gibi fotoğraflarda bazen absürt şeyler çıkabiliyor. Ona göre mesela conclusion desem ben buraya eminim ki istediğim fotoğraf çıkmayacak. Bakalım çıkacak mı? zannetmiyorum. Ona göre anahtar kelimeleri iyi bilelim. Güzel anahtar kelimeler kullanın. Daha spesifik olsun. Konkul için çok geniş mesela. Dolayısıyla gördüğünüz gibi böyle çok alakasız benim konumla alakasız daha doğrusu fotoğraflar buldu ya da resimler diyeyim ben bunlara. Daha spesifik olayım. Mesela hard desem gerçi heart desem de bu sefer yine yanlış anlaşılabilir. Sevgiliye gönderilen kalpler gibi de Evet aynen öyle. O şekilde de çıkabilir. Daha buna heart vessel yani biraz da tıbba yaklaştırayım mesela ben bunu. Ya da ne bileyim evet heart vessels diyelim. Bakalım daha böyle damarlı bir kalp olsun ki benim konumuna bağlantılı bir hal alsın. Onu istiyorum. Dolayısıyla anahtar kelimeler çok önemli. Ha bakın bu güzel Bence güzel, gerçekten başarılı. Bunu kullanabiliriz. Dediğim gibi bakın pro versiyonu olsa direkt PDF'e çevrilebilir ve sunum haline getirilebilir. Ama bu haliyle bile güzel fikir verdiğini düşünüyorum. Rengini değiştirebilirsiniz. Yani farklı farklı opsiyonları var. Slide'ın rengini her türlü değiştirebiliyorsunuz o içeride bulduğunuz fotoğrafların da rengini isterseniz yazarak da onlara da öyle fotoğraflar yapmasını söyleyebilirsiniz. Kendi istediğiniz renklerde. Evet arkadaşlar diğer bir web sayfası ise parot.ai. Bu da çok güzel bir web sayfası. Şöyle ki genelde doktora yaparken veya yüksek lisans yaparken hocalarınızla konuşuyorsunuz. Tamam hocalarınızla konuşuyorsunuz ve... Onlarla tezinizi tartışıyorsunuz. Belki bir saat konuşuyorsunuz onlarla. Notlar alıyorsunuz da ama çok şeyi kaçırabilirsiniz. E şimdi kamera koysanız, çekseniz bunlar hoş değil. Ama cep telefonunuzda mesela ses kaydedebilirsiniz ki bazı şeyleri kaçırmayın diye. Ama bu ses kaydettiğiniz şeyleri tekrar dinlemek de çok zaman alıyor ve bu da zor bir iş. Fakat bu kaydettiğiniz sesi aynen bu programda bakın sürükleyerek şuraya attığınız zaman... Evet mesela örneğin bu sesi buraya attığımız zaman ne oluyor? Direkt sesin içindeki bütün konuşmaları tekse dönüştürüyor. Ve tekse dönüştürerek organize de ediyor aynı zamanda. Dolayısıyla sizin hani ileride hocanızla bir şey olduğu zaman e ben bunu demiştim ama o demedi diyor filan dedi. Böyle şeyleri ortadan kaldırıyor. Neden? işte burada her şey yazıyor yani. Siz de bir şey kaçırmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla o konuşulanları tekrar dinlemektense belki iki saat sürecek konuşma burada organize edip yazıya dökebiliyorsunuz bunun e, tabii ki paralı versiyonları da var daha çok e, şey elde ediyorsunuz bunlarla ama parasız free versiyonu bile sizin işinize çok rahatlıkla yarıyor tavsiye ederim evet arkadaşlar son olarak tanıtmak istediğim yapay zeka ise daha önce Bing'den bahsetmiştim hatırlarsanız Chat GPT 4 tabanını kullanıyordu Bing bunda ise Bing Images dediğimiz yapay zekayı gösteriyorum ki bunun da linki aşağıda var. Lütfen oradan tıklayın, siz de deneyin. Bakın bu yapay zekada örneğin istediğiniz herhangi bir şekli sunumda kullanacaksınız mesela. Bir slaytınız var ve oraya şekil bulamıyorsunuz. İşte bu güzel bir yapay zeka. İstediğiniz şekli burada bulabilirsiniz. Örneğin ben bir aşı ile ilgili bir sunum hazırladım. Messenger RNA aşısı. Bakın buraya Messenger RNA vaccination diye yazıyorum. Evet. Sonra buraya bul dediğim zaman arıyor şu anda aramayı yapıyor. Accept diyeyim bunu da. Ve aramayı bitirdikten sonra bakın şu anda tarıyor. Ve evet harika yani o kadar güzel yapıyor ki şekilleri. Diğer yapay zekaları da denedim. Bazen onlar yüzlerde falan çok sıkıntı çıkıyor ama bu çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti. İstediğiniz şeyi taratabilirsiniz. Sadece anahtar kelimeleri vermeniz yeterli bu yapay zekaya. Örneğin başka bir şey deneyelim Sosyal bilimlerde mesela Ottoman soldier archer diyelim. Yani Eski Osmanlı okçuluğuyla ilgili bir şey, sunum hazırladım. Oraya Osmanlı ok, okçusu atacağım. Ee, bakalım bulabilecek mi bir Osmanlı okçusu. Dedim ya sosyal bilim olsun her alanda bunu deneyebilirsiniz. Ve işte gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Aşağıdaki iki tanesi çok hoşuma gitmedi ama üstteki, evet şu iki tanesi bence harika görünüyor. Onları mesela sunumda rahatlıkla kullanabilirim. Bundan da muhakkak yararlanın ve bunu da kullandıktan sonra dediğim gibi pozitif veya negatif yanları olursa lütfen onları bildirin aşağıda yorum olarak yazın ki biz de sizin tecrübelerinizden yararlanalım. Dediğim gibi bu yapay zekaları bu şekilde yeni yeni çıktı 1-2 senedir. Bizler de sizler de hep birlikte deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz. Benim bulduğum ve yararlı gördüğüm bu dört tanesi akademik süreçte işinize yarayacağını düşünüyorum. Daha ileride başka yapay zekalardan da bahsedeceğim. Ama bunlara bir deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı yazın. Diğerleri de yolda. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basınıp abone olmayı da sakın unutmayın. Başka platformlarda da videoyu paylaşmanızı rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.